Evet, İrfan artık oturumun yöneticisi oldu. Oturuma dahil olan arkadaşları şeye admitler, sisteme dahil edersiniz. Evet. Şimdi bu haftanın konusu motor sürücü ve uygulamaları. Motor sürücüleri invertörler veya işte genel anlamıyla invertörler olarak bilmiyor. Motor bir proseste işte belli bir mekanik sistemi tahrik etmek için, dönme hareketi oluşturmak için kullanılan elektrik makineleri. Bu elektrik makinelerini işte bir güç elektroniği dönüştürücüsüyle, invertörüyle sürüyoruz. Güç elektroniği dönüştürücüsünde tabii bir güç besleme girişi bulunuyor. Güç beslemesini ne yapıyor? Motoru uygun devirde, uygun işte güçte, torkta döndürecek şekilde motora bir uygun bir gerilim üretiyor. Tabii güç elektroniği invertörleri, motor sürücüleri prosesten aldıkları geri besleme sinyaliyle işte diyelim 1000 devirde dönmesini istiyorsunuz motorun. Prosesten devir bilgisi alınır. Bu bilgiyi uygun bir kontrolörle, burada proses kontrol computer denir. Proses kontrol bilgisayarıyla işlenip bir kontrolör üzerinden invertöre tekrar geri beslenir ve invertör çıkışın değerini öğrenip kontrolör sayesinde çıkışı istenilen değerde tutmaya çalışır. Güç elektroniğinde kullanılan işte motor sürücülerin böyle yetenekleri de bulunur. Evet, işte bir servo sürücüsü yapısına baktığımızda en genel haliyle servo sürücüsü dediğimizde işte servo motorlar konum kontrolü, hız kontrolü, konum kontrolü yapılabilen motorlardır. Yani bir servo motor bir üretim prosesinde diyelim ki işte bir üretim bandında parçaları hareket ettiren bir motor olarak düşünürsek parçaların böyle santim santim hatta milim milim hareketleri önemlidir. Bu durumda işte servo motorlar bu tip proseslerde konum kontrolü yapabilecek yetenekte olmalıdır. Burada tabii bir servo sürücüsünün aslında işte bir doğru akım motor sürücüsünden bir farkı yoktur. O da bir doğru akım motor sürücüsüdür. Güç elektroniği elemanlarıyla oluşturulmuş bir doğru akım motor sürücüsüdür. Fakat servo motorun özelliği motorun çıkış mili bir yüke işte bir bağlantı coupling elemanıyla bağlı burada. Bu bir dişli kutusu da olabilir. Genellikle servo motorlarda böyle dişli kutuları bulunur. Yani motorun çıkış devri bu dişli kutusunda belli bir devre daha düşük devirlerde yük döndürülür. Ve yükün hız ve açısı yönüyle ilgili işte burada bakın speed veya pozisyon sensörü diye bilinen sensör buradan yükün hızı ve pozisyonu ile ilgili o milin dönüş hızı ve açısı kaç derece döndü veya kaç tur döndü. Bununla ilgili bilgiyi bu sensör alır, kontrolöre gönderir. Kontrolör de giriş komutuna bağlı olarak bir hata sinyali oluşturur ve bu hata sinyali ile kontrolör güç elektroniği dönüştürücüsünü yani invertörünü yani sürücüsünü uygun şekilde kontrol sinyaliyle sürerek motorun istenilen hızda ya da istenilen pozisyona gidip durmasını sağlayacak şekilde bir sürme işlemi gerçekleştirir servo. Evet, burada da bir yine hız kontrol cihazları veya işte invertörlerle ilgili bir motoru süren invertörün özel bir uygulaması verilmiş. Bakın burada bir invertör, power electronic converter diye verilmiş.
bir motoru sürüyor. Motor bir coupling elemanıyla klimayı döndürüyor. Klimanın kompresörünü döndürüyor. Sonra klima tabii building cooling load demiş. Yani bir binayı, bir odayı, bir ortamı soğutuyor bu klima. Klimanın soğuttuğu ortamdan sıcaklık ve nem bilgileri alınmış. Indoor sensör demiş işte bu odanın içinde bulunan sensörler vasıtasıyla. Bunlar sistem kontrolörüne gelmiş. Sistem kontrolörü hedef sıcaklık ve ölçülen oda sıcaklığı ve nemi bunları almış. Sonra bu sistem kontrolörü bu measured outdoor temperature demiş. Yani şimdi bir soğuttuğunuz odanın sıcaklığı var. Bir de dışarının sıcaklığı ve nemi var. Bunları da değerlendirip bir klima kontrolörü bunları da değerlendirmesi gerekir. Mesela araçlarda böyle yapılıyor. İşte siz aracın kabinini diyelim ki belli bir sıcaklığı ayarlamak istiyorsunuz. Araç sizin o ayarladığınız sıcaklığa bakıyor, dışarının sıcaklığına bakıyor ve klimayı mı çalıştırayım yoksa dışarıdan taze hava alıp onu mu vereyim diye ya da dışarıdan hava alıp onu soğutmadan mı uygulayayım? Yani klimayı çalıştırmaya ihtiyaç da olmayabilir. Onlara falan karar veriyor. Mesela burada da öyle bir uygulama görülüyor. İç sıcaklık ve nem algılanıyor. Dış sıcaklık ve nem algılanıyor. Sistem kontrolörü motoru döndürüp döndürmeyeceğine veya işte klimayı döndürüp döndürmeyeceğine, hangi hızla döndüreceğine buradan karar veriyor. Ve sürücü burada ne yapmış oluyor? Motoru 50 hızlarda hareket ettirip, döndürüp klima kompresörünü uygun basınçta çalıştırmış oluyor. Mesela belki reklamlarda falan görmüşsünüzdür. Arçelik'in bir ara bir inverter klima reklamları vardı. Yani o inverter klima içerisinde bir inverter kullanılıyor ve motorun hızı o inverterle kontrol ediliyor. Aslında o Arçelik'in ürettiği inverter klimalar tam da böyle çalışan bu blok şeması verilen değişken hızlı sürücüyle kontrol edilen klimalara giriyor. Bir klima inverter klima değilse işte motoru sabit hızda döndürülür. On-off çalıştırılır. Ya tam hızda kompresörü çalıştırılır ya da hiç çalıştırmaz. İkisinin arasında böyle on-off çalışan klimalar olarak biliniyor. İşte inverter klimalarla birlikte daha verimli çalışan kompresörün basıncı daha böyle on-off değil de geniş bir aralıkta ayarlanabilen klimalar üretilmeye başlandı. Kitapta da bu sistem burada tanıtılmış. Evet, şimdi bir sürücü deyince, motor sürücüsü deyince, motor sürücüsü işte bir giriş gücü var. Bir de çıkışına motor bağlanıyor. Motorun çıkışında da yük var. Yani bir sürücü açısından baktığımızda sürücünün bir beslendiği giriş gücü var. Bir de motor, bağlandığı motor sürücünün yükü durumunda. Şimdi sürücü motorun hızını işte belli bir rampada artırabilir. Sonra sabit hızda devam ettirebilir. Sonra yavaşlatıp durdurabilir. Durdurduktan sonra da tekrar belli bir rampayla hızlandırıp yine sabit hızda dönmesini sağlayabilir. Şimdi bu durumlar tork ve hız grafiklerini birlikte incelediğimizde şu aradaki teta'yı kafanız karıştırmasın. Şu hızla torka bakalım. Şimdi mesela şurada motor hızlanıyor değil mi? Hızı artıyor. Sabit hıza gelene kadar bakın burada tork uygulanıyor. TL ile gösterilen
ortalaması çizilmiş gerçi burada. EL böyle uygulanmıyor tabii ki. Böyle lineer bir artışa karşılık motora pozitif bir tork uygulanmış. Sonra sabit hızla giderken artık torka ihtiyaç yok. Burada motor sabit hızla gidiyor. Ne zaman ki motor yavaşlatılmak istendi, o zaman negatif bir tork oluşuyor. Siz işte inverter'da motorun gerilimini kestiğinizde motor yavaşlayacaktır. Fakat bu belli bir zaman alacaktır. İşte negatif yönde gösterilen bu tork o motorun atalet momentini gösterir. Şu hızlandırma momenti bu invertör tarafından sağlanır. Fakat bu negatif gösterilen tork motoru yavaşlatan torktur ve atalet momenti olarak bilinir. Sonra tekrar bakın burada bir pozitif tork uygulanmış ve hız artış gösteriyor. Evet, sürücülerdeki hız ve tork arasındaki bu ilişkiyi böyle değerlendirmek gerekir. Evet, şimdi çok kullanılan böyle yük motor bağlantı yöntemleri ya da sistemlerini demek gerekirse motor bir mil üzerinden bir dişliğe bağlanmış. Şurada bir dişli var. Sonra bu dişli karşısında başka bir dişliği döndürüyor. Bu dişli de bir mille yüke bağlanmış. İşte klasik bir rediktör yapısı bu. Bazen işte birden fazla dişliyle dönüştürme oranı değiştirilebilir. Motorun belli bir HM ile gösterilen motor torku var. Burada belli bir hızda dönüyor bu. Theta M ile gösterilmiş belli bir açısı var. Ya da omega M de diyebilirsiniz buna. Omega M. Bu bir dişli kutusu üzerinden, bir rediktör üzerinden yüke bağlanıyor olabilir. Ya da bir motor, yine bir mil, bu milin üzerine bir kramiyer dişli diş çekilmiş. Burası dişli bir mil. Bu dişli mil işte bir tabla bu mil üzerine oturtulmuş. Mil dönmeye başladığı zaman tabla sağa sola hareket ediyor. Ve bu mil şöyle iki noktadan mesnetlenmiş. Siz motoru döndürdüğünüzde bu tablayı sağa sola hareket ettirmiş oluyorsunuz. Tablada üzerinde bir workpiece diye gösterilmiş bir iş parçası var. Bu iş parçasının üzerinde işte bir miling tool demişti. Talaşlı imalat yapıyorsanız burada dönen bir mil var. Bu mil üzerinde işte elmas çakılar, şunlar bunlar bir şeyler barındırabilir. Ne yapıyor? İş parçasının üzerinde bu dönerek siz de motoru aşağıdan döndürüp tablayı bu mile doğru hareket ettirerek ne yapmış oluyorsunuz? Bu iş parçasını bu bir testere ise iş parçasını kesip gidebilirsiniz. Mesela bu mermer makinelerindeki mermer dilimleme prosesine bir örnek olarak verilebilir. İşte mermeri kesecek olan testere kesilecek mermer buraya tablanın üstüne yatırılır. Siz şu motoru döndürdüğünüzde tablayı motorun dönüş hızına bağlı olarak testereye doğru hareket ettirebilirsiniz. Bu hareketin hızını, motorun hızını kontrol ederek iş parçasının hareket hızını denetlemiş olursunuz. Bu çok bilinen iki yük motor bağlantı yöntemlerinden iki tanesi. Tabi bunlarla sınırlı değil. Kayış kasnak sistemleri de bulunuyor. Ve bunların çeşitli farklı versiyonları da kullanılıyor. Sadece böyle kramiyer dişli olması şart değil. Farklı dişli sistemleri de bunlar da bu iş parçalarının testere gibi ya da buradaki miling tool gibi taşındırma iş parçasına doğru hareketi kontrol ettirilebilir. Evet, şimdi daha basitleştirilmiş bir motor sürücü modeline bakacak olursak sürücü
girişine bir güç kaynağı, işte bizde 50 Hz, 60 Hz olarak gösterilmiş kitapta, 50 Hz bir giriş gücü uygulanıyor. Sonra motor sürücüsü bunu motora uyguluyor. Motor da burada çok basitçe bir bobin ve bir de ters indikleme gerilimi, elektromotor kuvveti olarak resmedilmiş bir kaynakla gösterilmiş. Buradaki kaynak şeyi temsil ediyor. Motorun dönen armatürünü, endivisini temsil ediyor. Endivi dönmeye başladığı zaman üzerinde bir zıt elektromotor kuvvet indiklemesi oluyor. Bunu modelleyecek bir kaynakla gösterilmiş. Evet, şimdi bu basitleştirilmiş motor modelinden sonra doğru akım motorlarının eşdeğer devresi ve motorun miline bağlı mil yükünün gösterimine bakalım. Şimdi doğru akım motorları işte endivi temsil eden EA, LARA, bu da işte endivi devresinin direnci ve bobini olarak modellenebilecek bir işte direnç ve bobin. Bunlarla bir doğru akım motorunu modelleyebilirsiniz. VT sürücüden bu motora uyguladığınız gerilimin adı. Motorun endivisine, yani dönen kısmına karşı tarafına bir yük bağlayacaksınız. Yük, kompresör olur, bir işte biraz önce incelediğimiz o iş parçasını hareket ettiren tablo olabilir vesaire. Şimdi burada bir işte motor tarafının torku var. Bir de bu motorun dönme hızı omega m ve tm ile gösterilmiş. Tm tork motor. Tork motor şurada omega m de motorun dönüş hızı. Bunun karşısında JL ile buradaki L load, J de atalet momenti, İngilizcesiyle inertia diye biliniyor, atalet momenti. Şimdi atalet moment dediğimiz şey fizikten biliyorsunuz, işte bir duran bir cismin harekete geçmek istememesi ya da hareket eden bir cismin de durmak istememesi kaynağı olan momente atalet momenti diyoruz. İşte burada dönme ile ilgili, siz yükü döndürmek istiyorsunuz ama atalet momentinden dolayı bu belli bir zaman oluyor. Veya dönmeye başladı, belli bir hızda dönüyor, durdurmak istediğiniz bu sefer de durmak istemiyor. İşte bu JL ile bu atalet momenti temsil edilmiş. B ile burada da sürtünme yükü ya da sürtünme kayıpları olarak tanımlayabilirsiniz. Ya da frenleme kaybı da olabilir. Frenleme de neticede bir sürtünmedir. DL ile de bu modellenmiş. TWL'de yük tarafının momentini temsil ediyor arkadaşlar. Bu basitçe bir DC motorun eşdeğer devresi. Tabi üzerinde mil yükünün gösterimi de yapılmış. Şimdi DC motor sürücüleri dört bölgede çalıştırılabilirler. Ya da bir DC motor dört bölgede çalışabilir. Eğer gerekli şartları oluşturursanız dört bölgede çalışabilir. Nedir bu dört bölgede çalışmadan kastımız nedir? Şimdi motor DC motor ya motor modunda çalışır ya da jeneratör modunda çalışır. Şimdi siz DC motora uçlarına gerilim uygularsanız dönme hareketini başlatırsınız. Tersine milini döndürürseniz bu sefer uçlarından gerilim elde edersiniz. İşte motor iki modda çalışabilir demek ki. Ya motor modunda ya da jeneratör modunda. Şimdi jeneratör modunda çalışabilmesi için milinin bir mekanik güçle tahrik edilmesi gerekir.
Şimdi şöyle düşünün, bir doğrakım motoru elektrikli bir aracı hareket ettiriyorsun. Yani elektrikli aracın tekerleklerine bağlı olan motor bir doğrakım motoru olsun. Siz bir sürücüyle doğrakım motoruna gerilim uyguladığınızda aracı hareket ettirirsiniz. Hızlandırırsınız. Belli bir hıza ulaştığında sabit hızla devam eder gidersiniz. Sonra aracı durdurmak istediğinizde aracın gücünü kesersiniz. Şey, motorun gücünü kesersiniz. Fakat araç atalet momentinden dolayı hareket etmeye devam eder. İşte aracın şey aracın diyorum motorun gücünü kestiğinizde araç hareket etmeye devam ettiği için aracın tekerleklerine bağlı olan motor da dönmeye devam eder. Yani bu arada siz eğer motorun çıkışını uygun bir yüke bağlarsanız bu yüke motorunuz bir enerji verebilir, güç üretebilir. Yani siz aracı hızlandırırken enerji harcarsınız. Araç yavaşlarken de zaten mile bağlı olan arabanın tekerleklerine bağlı olan motoru aracın atalet momentiyle yavaşlarken döndürerek o yüke, bağladığınız yüke bir güç transferi yapabilirsiniz. Evet, bu aracı ileri yönde hareket ettirirken gerçekleşecek durumdur. Tabi aracı geri yönde de hareket ettirebilirsiniz, değil mi? Şimdi aracı geri vitese taktınız, geri geri hareket ettiriyorsunuz doğrakım motoruyla. Yine belli bir hıza çıktınız. Motorun işi bitti. Sonra yavaşlatmak istiyorsunuz, frene basacaksınız. Frene bastığınızda ne olacak? Araç tabii hemen durmayacak. Motorun gücünü kestiğiniz halde araç hareket etmeye devam edecek. İşte o frenleme sırasında yine dönmekte olan motorun ürettiği gücü uygun bir yüke aktarabilirsiniz. Mesela bu özelliği kullanan günümüzde araçlar var. Ben mesela Volkswagen'in bazı modellerini biliyorum, böyle çalışan modellerini. Şey, fren enerjisi geri kazanımı olan modelleri var. Siz araçta frene basarken aslında aracın aküsünü dolduran şarj regülatörü faydalı frenleme yapıp o fren sırasındaki ortaya çıkan enerjiyi şeye depoluyor. Akümülatörü doldurmak için kullanıyor. Böyle aracın verimini artıracak özellikle şeyler eklemişler. Tabii normal konvansiyonel işte benzin ya da dizel motorlu bir araçta aküyü sadece aracı işte başlatırken, marş yaparken kullanılır. Yine iç ihtiyacını karşılamak için durduğunuzda diyelim ki motor çalışmazken teyiptir, işte aydınlatma ihtiyaçlarıdır vesaire. Bunlar için kullanılır akümülatör. Bu faydalı frenleme ile rejeneratif çalışmayla fren sırasında ortaya çıkan enerjiyi adamlar işte o aküyü ekstra doldurmak için kullanacak şekilde böyle bir özellik eklemişler. Bu şekilde motorun verimini artırmaya çalışmışlar. Evet, dört bölgede çalışma demek ki tekrar şöyle özetleyecek olursam, motorun ileri ya da geri yönde çalışması, motor modunda, ileri ya da geri yönde. Diğer iki modda jeneratör olarak, motorun jeneratör olarak çalışması, ileri yönde ya da geri yönde. Burada bakın, EA ile IA'nın ikisinin de pozitif olduğu durumda motor çalışma denilmiş. İkisinin de negatif olduğu durumda yine motor çalışma, ters yönde. Braking in forward direction demiş. Burada da fren modunda, yani rejeneratif çalışma modu, artı eksi ileri yön. EA ile IA'nın
zıt olduğu durumda, bu durumda da ters yönde rejeneratif çalışmayı gösteriyor. Evet, kaç slide'ımız kalmış? İyi, süre bitene kadar biz de dersi bitirmiş olduk arkadaşlar. DC motorun moment hız konum kontrolü ile ilgili bir örnek blok şema veriliyor burada. İşte hız kontrolörü, invertörümüz. İnvertörün çıkışı motora uygulanmış. Motorun çıkışı bir yüke bağlı. Yükün çıkışında pozisyon ve hız transdüseri var. Transdüser işte buradaki mekanik bilgileri elektrik sinyaline hız ve pozisyon sinyallerine dönüştürüyor. Bunlar geliyor. Bunların bir referans değerleri var. Bu referans değerlerden hata sinyali üretilip hata sinyali şeyin nedir o? Akım kontrolörünün hedef değeri olarak giriş yapılıyor. Bir de motorun akımını alıp akım kontrolör motorun akımına bakıyor. Motorun akımında buraya geri besleyip buradan oluşan hatadan akım kontrolör sürücüyü kontrol etmiş oluyor. Yani burada hem hız pozisyon kontrolü hem de motorun çıkış akımının kontrolü birlikte yapılmış oluyor. Bu kapalı çevrim pozisyon ve hız kontrolörü olarak geçiyor. Bu kontrolörlerin içerisinde bir akım kontrolörü mutlaka kullanılıyor. Diğer konu, DC motor sürücülerin dört bölgeli çalışması nasıl sağlanıyor? Biraz önce uzun uzun anlattığım bu yapı şöyle bir dönüştürücü modeliyle gerçekleştiriyor. Bakın burada bir giriş, doğrultucu, filtre kondansatörü. Sonra şurada anahtarlamalı anahtarlama elemanları dört tane. İşte motorun ileri yönde hareket ettirilmesi, geri yönde hareket ettirilmesi için bu anahtarlar gerekiyor. Ve eğer siz fren modunda çalıştıracaksanız, yani aracı hızlandırdınız, yavaşlatacaksınız ya, o zaman bu anahtarları açıp şuradaki direnç üzerinden şu anahtarı kapattığınızda motor ürettiği enerjiyi bu direnç üzerinden tüketerek frenleme yapar. İşte bu bahsettiğim Volkswagen araçlarında böyle bir sistem yapmışlar. Frene siz bastığınızda böyle bir şey devreye giriyor ve aküyü dolduracak şekilde oraya bir güç transferi sağlanıyor. Şu dört anahtarla dediğim gibi motorun ileri geri yönde hareket ettirilmesi sağlanıyor. Birinci ve üçüncü bölgede. Fren modunda çalışacaksa da ileri dönerken ya da geri dönerken buradan bu anahtar kapatılıp şu direnç üzerinden bir güç tüketimi bu direnç üzerinde gerçekleştiriliyor ve böylece işte buna dört bölgede çalışma diyoruz. DC motorların dört bölgede çalışması bu şekilde gerçekleştiriliyor. Son olarak şu slide'da da sırt sırta dönüştürücü topolojisiyle DC motorun dört bölgeli kontrolüne bir bakalım. Şimdi sırt sırta dönüştürücü topolojisi, ileride belki bu konuda çalışacak arkadaşlar bunlarla muhatap olacak. Ben burada duymamış olmayın diye bunu koydum. Şimdi motor, iki tane dönüştürücü, sırt sırta dediği işte iki dönüştürücü aynı hatta bağlanmış durumda. Aynı hatta bağlanmış durumda. Bu dönüştürücüler sayesinde motor hem ileri yönde motor durumunda çalışabiliyor. Forward motoring, dönüştürücü bir ileri yönde motor çalışacaksa dönüştürücü bir bu işi yapıyor. Dönüştürücü 2 onun anahtarları açıkta duruyor. Geri yönde motor olarak çalıştırılacaksa o zaman dönüştürücü 2 dönüştürücü 2 motoru çalıştırıyor. Dönüştürücü 1 devre dışı kalıyor. Reverse braking ya da forward braking, yani ileri yönde fren durumu, yani enerji kazanımı yapacaksa, geri dönüşüm yapacaksa forward braking durumunda konvertör 2 devreye giriyor. Çünkü akım akışı ters yönde oluyor. Eğer ki siz işte hızlandırdınız ileri yönde, o hızıyla gerilim üretmeye başladıysa bu sefer
ters yönde akım akıtmak isteyecektir. O durumda da işte ileri yönde fren durumunda çalıştıracaksanız dönüştürücü 2 devreye giriyor. Dönüştürücü 1 devre dışı kapıyor. Ters yönde fren durumunda çalıştıracaksanız da bu sefer dönüştürücü 1 invertör durumunda çalışıyor. Şimdi bakın burada konvertörlerin doğrultucu ve invertör modunda çalıştıklarına da dikkat edin arkadaşlar. Şimdi doğrultucu ne demekti? AC şebekeyi doğrultup doğru akım motoruna bir DC gerilim sağlıyor. İnvertör ne yapıyor? İnvertör doğru gerilimi alıp AC gerilime dönüştürüyor. Şimdi ileri yönde motor olarak çalıştıracaksanız AC şebekeyi doğrultup motora artı eksi gerilim uygulamanız gerekir. Ters yönde frenleme yapacaksınız. Bu durumda burada üretilen gerilimi artı eksi, artısı aşağıda, eksisi yukarıda olmak üzere üretilen gerilimi konvertör 1'i invertör modunda çalıştırıp şebekeye ürettiği gerilimi basacaksınız anlamına gelir. İşte bir motorun, DC motorun jeneratör olarak rejeneratif çalışmasını istiyorsanız böyle sırt sırta dönüştürücü topolojilerini kullanmanız gerekir ve bu dönüştürücüler hem invertör hem de doğrultucu olarak iki modda da çalışabilecek yetenekli olmalıdır. Yani üzerinde yeterli sayıda anahtarlama elemanı olmalıdır ve bunların doğru bir stratejiyle de kontrol edilmesi gerekir. Tabii bu kontroller mikro işlemci gibi yapılarla gerçekleştirilir. Evet, şimdi bir 3 dakikamız var. Sorular varsa bu kısımdan itibaren de sorularınızı yöneltin arkadaşlar. Onları cevaplamaya çalışayım. Şöyle chat kısmını açayım. Buradan yazanlar olabilir. Evet, sorularınız varsa buradan alayım. Ben şuradan kaydı durdurayım.